Teknoseyir'e hoş geldiniz. Akıllı saatleri incelemeye devam ediyoruz. Bu sefer farklı bir ürün var. Evet. Pebble. Evet. Gerçi geçen Fitbit'i incelemiştik biz. O saat sayılmazdı. Aksesuar ve da takılıyordu. daha takılıyordu. Şimdi gerçekten saat olduk. Bunun hem markası hem ürünün adı mı Pebble? Pebble evet. Pebble'ın şöyle Şakıl. kutusu da burada. Bize tabi bu Türkiye'den gelmedi. Deniz Oktar bizim izleyicilerden almış. Tamam. Göndereyim dedi sağ Sağolsun. E, e, biz de teşekkür edelim buradan. Başka göndermek isteyenler de vardı galiba. Evet. Hepsi şey yapamadık, iletişim kuramadık. E, doğru, kısmet denizin sahidenmiş. <laughs> e, hepsine teşekkür edelim buradan. Hı -hı. Daha önce önerenlere de, sonunda elimize geldi. Şimdi moda bu biliyorsun leren tabi. Yani evet. e, akıllı saat. Hani akıllı akıllını tartışırız da. Sonuçta artık bir saat göstermek dışında işe yarayan şeyler bunlar. Ya şimdi akıllı saat pazarı enteresan. Hem işte Sony'si, Samsung'u falan bastırıyor. Hem e, böyle fosil falan gibi hani saat hmm. firmaları Doğru. şey yapıyor, göz ucuyla bakıyor nasıl gireriz diye. Hem de böyle sıfırdan firmalar çıktı işte daha önce Doğru. olmayan. Bu benim bildiğim Kickstarter. Kickstarter projesi aslında ee, ve iyi para topladılar. Yani 10 milyon dolar civarı hmm. bir para topladılar. Ee, bu da şimdi bu şu anda bile eskidi. Bunun bir de stili var. Yenisi çıkıyor. Yenisi çıktı çıktı satılıyor tabi burada yok da hani 100 dolar fark veriyorsun aynı donanımı alıyorsun da metal artı hmm. biraz daha hani e, saate daha yakın tasarımı bu biraz evet. daha şey sportif hani bunu sürekli e, şeyine takım elbisenin altına giyip tak, tak, takacağım bir saat değil bu yani. Hafif bayağı ya. Bayağı hafif şimdi özelliklerini söyleyeyim 38 lira ama bir şey değil onun kılıflı şey tahmin edeceğiniz üzere bir ekosistem yarattı şu kayışlar mayışlar değişiyor ediyor. Hmm. E, tabi sen değiştirebiliyor musun kendini? Değiştiriyorsun abi hepsinde şey var nasıl yapılacağının ama tabii kayışı bulman lazım öncelikle. Ee, burada tabii kendisi olmayınca kayışları da yok tahmin edeceğin üzere. Abi şimdi bu e, Android saat değil bir defa onu baştan söyleyelim. Hmm. Bunun kendi küçük bir işletim sistemi var. Evet. E, FreeRTOS mu nasıl okunuyor bilmiyorum artık. E, öyle bir şey var işlemcisi. Pebble diye da geçiyor. Tamam. Cortex M3 işlemcisi var. Bunlar için hani öyle donanım söylemek ne kadar doğru ama ARM V7'si var. 1 MB belleği var. Tamam. E, hafızası. E, 3 tane 3 aksis e, akselerometresi var. 1, 1 MB depolama alanı galiba. E, be, depolama alanı evet. Şey, RAM'i de var. E, 64 128 KB arası Oo. e, bir belleği var. Komodor <laughs> 64'ten hallice. Öyle bir şey. Zaten abi bak ekrana baktığın zaman ne görüyorsun? Hani ekran olarak. Tek renk. E-Ink çünkü. Evet bu OLED falan değil. Yok E-Ink e -ink değil mi? O yüzden de çok az enerji tüketir. Aynen öyle onu da konuşacağız biraz sonra. Ee, GPS yok tahmin edeceğiniz üzere ama titreşimi var. Hmm. 38 gram demiştim. Dokunmatik Şimdi, değil. Dokunmatik değil ekranı ama ön camının sağlamlığı hoşuma gitti. Yani biraz da tabii evet. kendi saatim olmadığı için şey yapıyorum. Yani özen gösteriyorum ama. E, suya muya dayanıklı. Ve ön ön camın... Bütün olması güzel. Evet, yani o, şöyle bir o, arada güzel. bir şey falan yok. Ön taraf tek parça. Evet. Zaten fiziksel olarak incelediğin zaman şu e, göze bir tek batan şey şu yandaki düğmelerin koca, kocaman koca, koca, olması. Koca koca düğmeler. Ama biraz da öyle abi. Şimdi biliyorsun saat biraz kibardır ama bir kere çalıştırırsın gider. Yani e, bazen de deli eder. Bir türlü kurulmaz mesela evet. eski saatleri düşün. Ama bir kere yaparsın. Şimdi bunun sürekli parmakların bunun üzerinde dolaşacak. Uygulamaları kullanacaksın. Bunda minnacık bir düğme yapsa adam sinir olursun. Basması çok kolay şu anki haliyle ama bir, bir şeyde set yılda biraz daha ufatmışlar. Şimdi düğmeler tabi dokunmatik olmadığı için bu düğmelerle kullanıyorsun yani belli öyle. ki. Ee, büyük büyük olmuş. Hani bakmadan <laughs> parmağınla anlayabilirsin. Ama tabi hani ilk bu saatin şıklaştırılması mücadelesinde ilk yapacakları şey bu düğmeleri. Tabi küçülecekler e, abi. Küçültmek. Bir de şimdi burada özel bir şarj noktası var. Şu var evet mıknatıslı mı? Öyle Apple aynen öyle. Tarzı mı? Bunu Nasıl? Bu... Yandan mı? Ha, şöyle o mi çekiyorsun? Ama Hah. maalesef yerinden Vay. çok çabuk çıkıyor. Ama yani bunu güzel koyman lazım. Bir, yüksek bir yere Dark işte bizim yani. mono geçerken basmış çıkarmış kabloya. Ee, o kadar hassas. Ama bu uç USB. Doğru, USB. Ah, şarj cihazı var mı? içinde yok belki. Ya bu de, böyle. Var mı? Bilgisayardan Hı -hı. şarj edeceksin ya da cihazdan şarj edeceksin. Cihazdan şarj edeceksin. Hatta ama da şöyle mıknatıslı tak diye oturuyor çünkü bu su geçirmez bir cihaz 50 metreye kadar evet yani iyi burada kutuyu açtım yani denize girerken çıkartmama gerek yok hiçbir şey yok duşta da çıkartmama gerek Hiç yok gerek yok ben yağmur altında da kullandım 50 metre diyorsun denizler altında <laughs> 50 metre <laughs> 50 metre iyi abi ya Pable. 50 metreye canım 50 metreye dalabilir misin ya? Yani, yani, yani anca şeyciler, sukubacılar <laughs> dalıyor. Hatta yani yanlış mı okudum diye ben baktım hakikaten 50 metreymiş. İyiymiş. Ama tabii şey diye bir fonksiyon yok. Hani ben 50 metreye dalsam burada işte 50 metre yok. falan öyle bir işlevi yok. Yani deniz saati, dalış saati yok. falan değil. Sadece şey işte denize düşerse 50 metrede evet. balıklar bakar. <laughs> yok iyi ya yani benim için önemli olan şey şu yani su geçirmezlikten açıkçası hani öyle böyle saatler vardır ya böyle 100 metre hmm. resim falan yazar işte şey saati kaptan kaptan kusta takacak sanki. Ya sen onu takıyorsun da 100 metreye dalıyor musun? Benim 100 metreye dalan adam başka saat takıyor. Onu takmıyor zaten özel saat takıyor. Benim için önemli olan duşa girdiğinde çıkartmak zorunda olma. Hmm. Zaten çıkartırsın da işte çıkar, hani unuttum falan olmasın. Bir de denize girdiğinde. Duşu şey boş değil. ver abi. Şimdi elini yıkarken bile. Heh, elini yani. yıkarken bile saat çıkartmak gerekmesin. Ee, tatmin edici. O açık noktası yok zaten. Düğmeler var. İşte şarjı da böyle soketli yapmadığı için düğmelerin kalınlığını biraz ona bağlayabiliriz belki Levent abi. Muhtemelen arkasında onu izole eden bir şeyler var. Belki, belki. Şimdi bak üç düğmesi bu bu, bu yanında var. Bir düğme de evet. şurada var. Back tuşu görevi yapıyor çünkü. Hmm. Çünkü sonuçta bir Önde ekranı var ama o ekran değişiyor. Şimdi bak 1 MB evet. hafıza bunun e, Şimdi maalesef, bastım değişti. Tek düğmelerde de tabii değişiyor. Tabii. Zayıf noktalarından abi. Çünkü 8 tane uygulamayı hafızaya alabiliyor. Ha, Bu kendisi uygulama yüklüyorsun buna. Şimdi bunun kendi uygulama dükkanı var. Tamam. İlk başta zayıf bir dükkanmış. Ama şu an 1000 civarı uygulama olduğu söyleniyor. Ben de girdiğimde gerçekten zengin ama bir bunda uygulama vai, gördüm. Ama bunda Wi-Fi falan yok. Yok. Bu telefonunla, bu Bluetooth üzerinden çalışıyor. Hmm. Sen markette telefonla uğraşıyorsun. Bunu yükle diyorsun. Tak diye atıyor ya. Yani. Telefon bunu atıyor uygulamayı. Evet. Bu Bunu abi telefondan bağımsız düşünemezsin. Peki ama şimdi şöyle diyelim. Hani şimdi telefon yok ortalıkta. Yok. Bu durumda saat işlemi Sadece saat işlemi saat İçine yüklediğin uygulamalar çalışmaya devam ediyor. Ama tamam. şimdi şöyle bir şey var. Bir uygulamanın karakterisine bağlı diyor ki companion app diyorlar. Tamam. E, diyor ki e, uygulama saat ve telefon yan yana olacak. Yani iletişim He. halinde olacak. O zaman anlamsız olan uygulamalar var. Telefondan ayırırsan. Tamam bir de kendi başına çalışan. Mesela şu an önünde mesela ne var? Bunlara saat yüzü deniyor. Evet. Sen istediğin şekli veriyorsun Ben kasya yükledim mesela. Şu an öyle şey oldu. Asker olur. saati denendi. Neydi? 91 FV91 midir? nedir evet. En güzel saattir benim gözümde. Onu o hale gelmiş. O hale geldim. Ama sen tabi bunlar bir arayüz. arayüz düğmeye bak basıyorum. Ben mesela ben en çok bunu seviyorum analog. Analog geldi. Çok yakışıyor bence. Başka yükü var mı? Şey fark ettin mi? Arkadan Kankıyorum, aydınlatması bak. var. <laughs> sen değiştirdikçe çalışıyor. Evet. Biraz şey ama e, hani çok böyle ba, cayır cayır yan, yanan bir şey değil ama işini görüyor. Şeyli bile var sadece yazıdan arayüz bile Tabii var. Mi? Hani Hayır. saat dört buçuk diye yazıyla yazıyor. Dört buçuk yazıyor. <laughs> Fakat saat, Türkçe değil değil mi? Yok ve o hani Türkçe karakterde de sorun yaratıyor. Evet uygulamalarında falan Türkçe yok. 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 Var, şimdi. Şey güzel saat dört buçuk yazıyor yazıyla. Hani evet. <laughs> işte Türkçe yazmıyor. Ee, şöyle şimdi bu companion app dediğimiz şey hani, telefonla gerçekleşiyor dedim ya. Oraya tamam. sen uygulamalarını alıyorsun da, tamam. buraya 8'ini aktarabiliyorsun ee, ve onların arasında değişim yapabiliyorsun. Şimdi orada şöyle bir mesela olumsuz ne söyleyebilirim, şu anda yüzde kaç pilin olduğunu göremiyorsun mesela. Hmm. Ee, bu ara şeyde öyle bir özellik yok, herhangi bir yerinde bir ışığı, şusu, busu yok. Tamam. Ama mesela benim şu senin az önce gösterdiğin e, Casio arayüzünde adam şöyle bir şey yapmış bak görüyorsun. Pilini buraya pil koymuş, göstergesi pil göstergesini koymuş. buraya akılacak Peki öyle gerçekten çalışıyor mu? Yoksa test öyle ettim, şey mi? Test ettim. Gerçekten yapmış? çalışıyor. Ha, iyi. Hani öyle ikon olarak. Yoksa tabii yoksa çünkü bir watch face de şeyden almak zorundasın. Pil göstergesi sadece. Kocaman. Hmm. E, o da ziyan tabii. Bir uygulama hatta, evet. hakkı da ona gidiyor. Olmazsa. O yüzden yani. o şu anda ben hani e, pil göstergesini de watch face'den, şeyden izliyorum. E, ekrandan, saatten izliyorum. Peki değil, ne yapıyor başka? Şimdi abi. E, şöyle bakayım hani söylemediğim. Bir... Yani mesela Fitbit'in yaptığı işleri yapıyor mu? Yapıyor. Spor Yapıyor, Saati, yapıyor. işini yapıyor mu? 3 aksis akselerometre var demiştim zaten abi. Tamam. Ee, ama mesela Fitbit şeyi algılıyordu, yüksekliğini falan da algılıyordu hatırlarsan tek evet. başına. Şimdi bunu bunda e, şöyle söyleyeyim. Ben pedometre yükledim. Tamam. Bunda çalışıyor, hiçbir şeyle benim telefonumla alakası yok. Tamam. <laughs> Kötü ölçüyor. Çünkü <laughs> yani kolumu sallıyorum, adım zannediyor. Anladım, ee, tamam. Buradaki olay şu, bir sürü tahmin edeceğin üzere sağlık uygulaması var oturup deneyeceksin İyi yazılım da var kötü evet. yazılım da var o yazılımın kabahati. sonuçta adam buna 3 e, aksis aksinometreyi koymuş bir koymuş sen Anladım. ondan adam gibi okuyacaksın ama şunu söyleyeyim e, en iyi performansı sen yine bunu companion denen e, buradaki yani saatteki yazılımla alıyorsun bu ona aracılık edebiliyor ya da saatin e, telefonun ölçüyor buna gönderiyor Anladım. E, bu şekilde işbirliğiyle ancak ha şey diyorsun e... Yine işi telefona yaptırıp evet. bunu gösterge olarak, olarak, ekran olarak kullanabilirsin. Telefon bak, çantada durur. Bu saatin bütün özeti bu Levent abi. Bu gösterge. Evet. Çünkü ek, ek zaten ekran. evet, zaten donanımı zayıf. Bunda sen kapsamlı yazılım beklemeyeceksin. Çok evet. basit şeyler olacak. Ama notification yani senin e, telefonunun buna bir şeyler yollamaya başladığı anda iş değişiyor. Çünkü hmm. bütün işi ona yaptırıyorsun. Evet. Sonuçları bundan alıyorsun. Yürü, ekran olarak kullanıyorsun. Koluna taktığın ekran. E şimdi not 3'ü düşün. Kocaman şey. Cebinde değil. Çantasını attın, çantana attın ama bu bunundan oradan uygulamanı görüyorsun. Bu sana şey haber veriyor. Kim aradı? İşte Facebook'tan mesaj geldi, mail geldi, evet. WhatsApp geldi. Ama tabii bunda şey yok. Telefona cevap cevap veremezsin. <laughs> WhatsApp geldi. Ekran Mesaj geldi, onu görürsün. Evet. Tamam. Burada da tabii şöyle bir kısıtlama var. Şimdi sen bunu görüyorsun. Orada cevap bir şey geldi ama tamamını okumak için yine şeye gidiyorsun. Uygulamana gidiyorsun. Evet. Mesela gereksiz uygulamalar var, anlamsız. E, Evernote uygulaması notlarını hakikaten gösteriyor sana. mesela Türkçe karakter bir defa oradan kaybediyoruz biz. Ama o olmasa bile minnacık ekran abi şundan tabii, yani tabii. ne okuyacaksın? O, onlar biraz fazla zorlamış. Beklentileri ona göre tutmak Şu ekran 1.26 inç abi yani dediğin gibi şeyi ona göre tutacağım. Değil mi? 100 küsür piksele. 114'e 168. i̇şte yani ee... eski cep telefonu ekranları gibi yani, bir şey. Tek renk. Ama bunu tut 4 falan var. Buna kesin oyun boyun bile çıkartmışlar. Var işte. abi Tetris oynuyorsun. <laughs> tam bunluk zaten. Arkanayit oynuyorsun. Şimdi Bluetooth'u açık tutmak gerekecek bunun, açık bunun hakkını vermek için Öyle. telefonda. Ama 4.0 olduğu için Bluetooth biliyorsun 4.0'ın özelliği güç tüketiminin az olması. O, o Yani buna zararı yok Bluetooth'un açık olmasının. Bir hafta mı pil ömrü? Bir hafta gitti abi yani çok rahat Değil. gitti hem de. E-ink diyorsun bir de. Şimdi bir de sen onu çok kurcalamışsındır yeni diye. O o yüzden bir hafta normalde ki o kadar gitmez. Yok gider abi gider. Daha çok gider yani o anlamda. Yok ben şey yaptım. Yani hakkıyla kullandım diyeyim sana. Ekstra ya da az. Bir tek şey yapmadım. Oturup da hani bundan saatler boyunca tetris oynanmaz ya. Onu yapmadım. Çünkü şu var. Bu mesela arka aydınlatma falan sürekli açık değil. Onlar işe yaradığı zaman. Mesela senin şeyini alıyorsun gidiyor ekran falan. Bu tip şey özellikleri de var. Ee, titreşimi çok kuvvetli. Hani nerede olursa olsun bir şey oluyor yazım öyle. Bayağı bir motoru güçlü kolundayken zaten. Şey yapılan yorumlarda da titreşim hani başarılı noktalığından biri titreşim olarak gösteriliyor. Çünkü uyarıyor seni. Öyle. Hani bazen bip sesini atlayabiliyorsun ya da işte kapatabiliyorsun normalde telefonda falan öyle. ama işte titreşimle varlığını hissettiriyor. Şimdi bunda <laughs> bu mu titreşim? Evet. Ee, şimdi bunda hani Filanca telefonla uyumlu diye bir şey yok değil mi? iOS ve Android olacak. Evet, hani tutup da hani Samsung'la uyumlu, HTC'siyle değil şey diye bir şey yok. yok Ama Windows Phone şey uygulaması yok. Yok. Çıkarsa benim... onunla da Çıkarsa çalışır. Çıkarsa olur ne olacak? Ee, şöyle hani şöyle bir şey var. Şimdi bir notification göstergesi. Bir de uzaktan kumanda. Yani telefon buna yazılımlar yüklüyorsun. Telefonun hmm. bazı özelliklerini kontrol etmeye başlıyor. Hmm. Kutudan çıkar çıkmaz mesela benim e, telefonun müzik sistemini kontrol edebilir vaziyetteydi. Ha iyi. Onu da koymuşlar. Tabii. Spor yaparken falan sırf buradan düğmeler Tabii. de büyük büyük diyorsun. Evet. Play, it, stop falan yaparsın. Ama mesela adamlar şey de yapmıştı. İşte telefonun Wi-Fi'ını kapıyor. Bilmem ne yapıyor. yani böyle orada hmm. çok sınır şeyi yok. Yani telefonunu kabaca özelliklerini açıp kapama hmm. fonksiyon olarak çalışabiliyor. adamın hmm. yazılımına bağlı. Yazılım çok kolay yükleniyor. Çok güzel yapmışlar arayüzünü. Ee, ve ufacık şeyler. Ee, bedavası benim yüklediğim her şey bedavaydı ama paralı uygulaması da varmış. Çünkü bunun hmm. bir de kendi resmi uygulaması dışında da anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla uygulamaları var. Zaten iş öyle başlamış. Evet. Adam kendi dükkanından yükletiyormuş. Bu şey sonradan gelmiş. Hani Bunların her şeyin tek bir dükkan altında birleşmesi sonradan gelmiş. Uğraşması, kurcalaması bayağı zevkli ve kolay. Hiç öğrenme şeyi yok yani. Acaba renk opsiyonu var mı? Var. Siyah renk opsiyonu da var. var. Ama bizdeki siyah. Orada işte esas rengi veren şu kayışları değiştirdikçe yani adamlar bin tane kayış türü yapmış yapmış bunlara. Rengarenk kayışlar. Esas yani ona şey yapacaksın. Aksine Android 2 2 3 3 diyor minimum. O, o, o minimum. Ya da iOS 5 diyor minimum. Minimum gereksinimi yani, artık aşılmış durumda. Abi. Evet, bayağı şey her şeyle çalışıyor demek. Bir Windows 10 <laughs> sıkıntı. Evet, bir de işte bak şöyle ana menüsünde gezdiğin zaman hani bir bir fonksiyonun bak şöyle göstereyim sana. Burada ha. kutusundan çıktığında titreşimi çalışmıyordu. Açıyorsun. Şeydeki titreşim, şeydeki ayarlar, telefondaki ayardan titreşim bulamadım. Kendi içindeki ayarlardan titreşime buldum. Akıllarında olsun. Arayüz tabii yine söyleyelim, Türkçe değil. Değil. Bak işte bunlar benim yüklediğim şeyler. Buradan bir dümdüz bir menüden gezerek gidiyorsun. Şu Pebble Cards denen bir şey var, yüklediğim benim. Ya yani benim, yani borsayı borsayı da gösteriyor. Ama hani Türkiye'de çok anlam ifade eden şeyler değil. Hava durumunu gösteriyor o biraz şey kullanılabilir. Şimdi tabii telefonumdan uzak olduğu için mesela. Evet. Bu da bak telefonundan kopmaması lazım bazı evet. özelliklerin çalışması için. Ee, saat böyle abi. Taşıması, kullanması dertsiz. 38 gram demiştim. lan ee, benim hoşuma gitti. Fena Güzel değil. abi güzel. Yani şey değil. Ben kullanamam. Windows uygulaması yokmuş. Ama iyi. Bak zaten bu daha başlangıç. Evet canım yani, bunlar çok değişecek. Biliyorsun başlangıç aşamasında bir donanım aldığın zaman genelde üzülmekle sonuçlanıyor. Evet. Çünkü çok hızlı değişiyor. Çok daha ileri geliyor kısa Tabii. zamanda. Ki daha şimdiden stil geldi. Ee, bunun güzel tarafı şu. Haddini biliyor abi. Yani bizim şu anda böyle bunun içine Android falan koymaya kalktığın zaman ya da işte kendisi de telefon gibi davranmaya başladığı zaman pil ömrü çok azalıyor. Evet. Kendisi kabalaşıyor. Ya Bu teknoloji henüz daha orada değiliz abi. Ee, bu sana bir saatin bayağı bir ötesine geçen özellikler sunuyor. Evet. Ve saat formatını bozmuyor. Senin de az önce söylediğim gibi bu bizim Casio saatlerden hallice yani. Aslına bakarsan. Valla benim hoşuma gitti. E, fakat şimdi bunu çarşıda pazarda Yok. bulmam mümkün değil. Almaya kalksam bir kere gitti gidiyorlar falan şey oluyor. Hani getirenler. 500 liranın üzerinde rakamlar Bavul gördüm. hesabı falan getirenler. Ama bu Amerika'dan almaya kalksam. Kendisi 150 dolara bulunuyor. Hmm, 500 lira vermeyelim ya. 150 dolarlık tabii. şeye. 100 dolar daha verirsen, 250 dolara da stili veriyorlar. Hmm. Tamam o da güzel ama 100 dolar da yani şu, şu donanımı... Şu mar ha. bu kadar marifete 250 dolar biraz fazla. Evet bunu kullanan adam yani baştan söyleyeyim Notification Center olarak kullanacak. Evet. Hala şey daha iyi çalışıyor. Yazılımlar, telefondaki yazılımlar çok daha süper olgun oldukları için bu en basit pedometrede bile yansıyor. Bunun içindeki yazılımları kullanayım dediğin zaman işte birazcık e, aksamalar olabilir oturup arayacaksın yazılımı arayacaksın işine lüzgün evet. yapan ben açıkçası oturup pedometre aramadım evet. e, ama işte bu çalıştı yani bulanı tutacaksın 8 bence 8 şey bunun şu anki temel sorunu 8 uygulama yeterli değil Evet. E, onu bayağı bir katlamaları lazım. Kullanmasam bile. Ee, evet. Çünkü telefondan koptuğun anda da bir şeyler olsun şunun içinde. Doğru doğru. Sadece saat olmasın bir şeyler olsun. Evet. Böyle evet. abi e, bence güzel bir ürün. Pebble. Alınabilecek bir ürün evet. Şu an için bunun bir adım adı yok değil mi? Pebble, Pebble. işte. Pebble'ın Pebble'ı. Smartwatch. Evet. 5 ee, atmosfer demiş su basıncına. Az buz bir şey değil. Fitbit'le hani karşılaştırayım mı? Dediğim zaman da Fitbit biraz daha şey e, spor ekipmanı abi. Evet. O onu onu o kişilere onu inan, o, niyeti o olan onu alsın. Evet, sadece sporsa, adım saymaksa çünkü işte abi, şeyse spor yaparken yani eline batacak kadar büyük bir ekran zaten istemezsin. Artı spor yaparken sen işine konsantre bunu sağa sola vurursun, <laughs> kırarsın, çizersin. E belki notification bile istemezsin İst ya. Zaten telefonun yaparken... uzakta artık. Onun Bluetooth'un çok uzakta kalıyorsun menzil olarak da. Salonlar çünkü, Salonlar genelde sokulmaz. Ya. dolayısıyla Fitbit sporcular için daha uygun bir. Ürün. Evet bu da genel olarak bu bence birazcık işte teknolojiyi ön, en ön sıradan takip etmek Hı. isteyenler için hemen göreyim merak edeyim hani ne olacak. Çünkü bu saatler biz geçen haftaki gündemde de konuştuk bu saat herkesin kolunda takılacak. Evet. Yani teknolojiyle alakası alakam var takip ediyorum diyen kullanıyorum diyen herkesin koluna bir iki senede takılacak böyle Hı. bir saat. Şimdiden hani ben öncüsü olmak istiyorum diyorsan en iyi örneklerden birisi bu bence. Kesinlikle. Aynı. Marka bağımsız. Yani, Gayet e, güzel. Notification'da da şeyi söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Son Notification'ı gösteriyor sadece. 10 tane geldiyse sen sonuncusunu görüyorsun. Evet. Notification'a boğmamak için kendi mesela Facebook'u gönderme diyorsun. Bu tarz ince ayarları da koymuşlar. Peki. Peki. peki böyle. Evet böyle. Peki. Başka bir <laughs> enteresan üründe tekrar evet. görüşmek üzere.